İsviçre harbi Avrupa'nın bu konuda kralı yani. Dünyada yaşanılacak ilk sırada gelen bir ülke. Gerçek olamayacak kadar güzellikte yerler. Arkamda gördüğünüz birçok dağın, köyün, kasabanın, evin altında sığınaklar var. Adamın ahırı bile güzel ya. Dünyada en çok zirvelerin olduğu yer. Beğendin mi? Harika. İsviçre ineklerinin otladığı yeri görüyorsun. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Her yerde su ücretsiz. Batı İsviçre'nin en güzel köyü seçilmiş. Herkese İsviçre'nin Lozan kentinden selamlar. Bugün artık şansımıza hava açtı. Ailecek arabamıza bindik ve birlikte nereye gidiyorduk? Gruyer. Gruyer'e gidiyoruz. Bu bölgedeki çok güzel köylerin olduğu, doğanın olduğu bir coğrafya. Evet, İsviçre'nin her yerinde var. Ama bize yakın olanlardan başlayalım dedik. Aynı zamanda yeni İsviçre ile ilgili size bilgiler de vermeye devam edeceğiz. Sinan, Berivan'la beraber İsviçre'nin altını üstünü getirmeye devam ediyoruz ve çok güzel bilgiler öğrendim. Bir yandan şimdi size hem yol manzaralarını göstereceğim hem de birlikte güzel bir bölgeyi keşfedeceğiz. Hadi bakalım, size iyi seyirler, bize de iyi yolculuklar. O kadar güzel köylerden geçiyoruz ki yani böyle, evet, İsviçre'de şehirleşme de pek tabii ki var. Çok önemli kentleri var, finans merkezleri var vesaire, ama kasabalar ve küçük yerlerde de çok böyle güzel hayatlar devam ediyor. Yaklaşık 45 dakikadır yoldayız. Her yerde bir yaşam var. Ve arka planda gördüğünüz üzere o kadar güzel evler ve doğa var ki burada. Bunu çok iyi korumuşlar. Şu ana kadar yani neyi çekeceğimi, neye bakacağımı şaşırarak böyle ağzım kulaklarıma varmış bir şekilde dolaşıyoruz. Geldik, arabamızı park ettik. Burada park etme sorunu çok olabiliyor çünkü çok turistik bir bölge ve şu tepedeki kalenin olduğu köye gideceğiz. Ya etrafta inanılmaz bir dağ manzarası, köy manzarası var. Gel Lila. Hazır mıyız? Parti başlasın. Vallahi biz şu an park ettik. Buranın 2000 franka kadar cezası da varmış. Bilmiyorum nasıl çözeceğiz bu durumu, bir şekilde halledeceğiz. İşte İsviçre'deki en büyük sıkıntılardan biri bu park olayını anlamak. Mesela ben onu fark etmeseydim 2000 frank mı abi cezası? Yani 2200 euro falan. Evet. Bir park etmek. Araba alsan 3000 franka araba alabiliyorsun burada. Düşünün yani, kurallar o kadar katı. O yüzden biz de bir yer bulduk, buraya park edeceğiz. Ben şimdi burayı kapıyorum. Burası çok turistik bir yer. Ve ki Batı İsviçre'nin en güzel köyü seçilmiş. O tepedeki yer. Arabayı artık park ettik. Böyle kadim dağları göre göre yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda 700 yıllık bir şato ve köy var. Havayı size anlatamam. Çiçek yani, o kadar güzel bir hava var ki şu anda. Her yer oksijen, her yer doğa. Yani düzen, uyum olağanüstü burada. Böyle yürüye yürüye bir yarım saatte çıkacağız herhalde. Aa, keyfim çok iyi ya. İsviçre harbi Avrupa'nın bu konuda kralı yani. Keza bir de 2'ye 3'ü Avusturya ile Norveç'i de koyarım. Patika yoldan yürümeye başladık. Böyle yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Yukarıda şu an hafta sonu olduğu için arabayla girmenize izin vermiyorlar. Çok kalabalıkmış. İşte İsviçre'nin özetini de şu an görüyorsunuz. Ya bu evleri, şu ormanları, şu doğayı nasıl koruyorlar bilmiyorum ama çok başarılılar. Burasının gravyer peyniri miydi? Öyle de, ben de öyle biliyorum. Hatta şey dedi Sinan, buradan ilk Kars'a gidenler varmış. Gravyer ismini peynirin Kars'taki, onlar vermiş falan diyorlar. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı, siz yazarsınız yorumlara, ama peyniri çok güzelmiş. Şarapları çok iyiymiş. Hayvancılık ve tarım geliştiği için burada aradığınız her şeyi bulabiliyormuşsunuz. Şimdi kalenin olduğu yere doğru ulaştık. Kapıdan giriyorsunuz. Böyle tarihi evlerin olduğu bir ana giriş kapıları bölgesi sizi karşılıyor. Ve bu kalenin, aslında köyün bulunduğu yerin surlarından da böyle aşağıda İsviçre ineklerinin otladığı yeri görüyorsunuz. Şuradan girelim bakalım. Vay. Çok güzel bir yere çıktı be. Harika. Abi İsviçre. Muhteşem. Şuraya bakın. Bildiğim bir film seti gibi bir yer şu an burası benim. Hissettiğim ilk izlenim bu oldu.
Bütün binalar uyumlu, her yer pırıl pırıl. Şu evlerin güzelliğine bakın. 700 yıllık tarihi bir köymüş. Şimdi tur atmaya başladık. Burada otel de var, restoran da. İsterseniz konaklayabiliyorsunuz, isterseniz günübirlik gelip yemeğinizi yiyorsunuz ve şu noktada bir kale gibi, bir şato gibi bir şey var. Oraya doğru ilerliyorum. Yani şu olayı çok iyi yapıyorlar, düzeni işte. Yani şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Burası tam bir tarım bölgesi abi. Dünyanın en büyük et ve süt ürünleri üreten ülkesi sonuçta. Ve oldukça da dünyanın en pahalı etleri burada. Aslında onlara göre çok ucuz, bize göre pahalı. Yani 30 franka falan yaklaşık olarak bir kilo et alabiliyorsunuz. Bir şey süt ne kadardı abi? Süt 3. 1,5 ile 2 arası. Litresi değil mi? Evet. O civarda yani 5000 ila 7000 kazanıyor olsanız mesela bir burada krallar gibi yaşadığınız için sıkıntı yok. Yukarıya çıktıkça manzara daha da bir güzelleşiyor. Böyle şatonun olduğu yerde izleme noktaları kurmuşlar. Ve buradan bakın. Harika dağları görebiliyorsunuz. Şurada bir kilise var. Şurada hemen bahçesinde bir mezarlık kurmuşlar bu köyde yaşayanlar için zamanında. Köyde hayatını kaybedenler için. Ve bir yandan da uçaklar görüyorsunuz. Onlarla böyle bölgeyi tepeden görebiliyormuşsunuz ama biz tabii ki onu yapmayacağız bugün. Abi çok tarihin de içerisinde dolaştığım bir yer burası. Abi şimdi tepeye kadar çıktık, manzarayı izledik. Giriş için 3 kişiye 36 mı 40 frank mı ne istiyorlar? Girip şatonun içine girip ne yapacağız dedik, boş ver. O yüzden şimdi köyde dolaşmaya devam ediyoruz. Buranın fondüsü meşhur. Dünyanın en iyi fondüsünün olduğu düşünülüyor İsviçre'nin. Bununla beraber 450 farklı peynir türü var. Dünyada en çok çikolata tüketen ülkelerden bir tanesi. O Toblerone, Nestle vesaire hep buradan çıkma. Yani kişi başı 10 günlük kilo falan çikolata yiyorlarmış. Burada o kadar çok dağ var ki dünyada en çok zirvelerin olduğu yer. Evet, Alpleri hepiniz biliyorsunuz ama Alplerin büyük bir kısmı aslında Avusturya'da. Sonra işte İtalya ve İsviçre diye geliyor. Yani asıl alan olarak Avusturya'nın çok büyük bir alanı var ama en güzel görsel güzellikler İsviçre'de yer aldığı için ünlü. Onlara da gitmeyi planlıyorum. Birkaç tren bileti hakkım var. Böyle sınırsız sizi dağların zirvelerine götüreceğim. Şimdi köyün içinde dolaşıyoruz abi. İnsanlar köpeklerini, çocuklarını almış. Böyle güzel bir hafta sonunun keyfini çıkartıyor. Çok güvenli ülke. Dünyada yaşanılacak ilk sırada gelen bir ülke. O yüzden yaşam süreleri de çok uzun. Ve insanlar çok saygılı. Herkes birbirine selam veriyor. Ben şu ana kadar İsviçre'yi doğası, insanı, düzeni, pahalı hariç birçok açıdan beğendim. Şimdi size çok önemli bir bilgiler vereyim. Vatikan'ın ülkesinin askerleri İsviçreli. En güvenilir Avrupa'daki askerler ve kolay kolay parayla satın alınamayacak toplum olarak bilindikleri içinmiş. Burada askerlik yine zorunlu ve insanlar askere gidiyorlar ama böyle parça parça gidiyorlar. Askere gitmek istemiyorum diyen böyle sosyal sorumluluk alarak çalışabiliyor gibi böyle imkanlar da sunuyorlar. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü burası yıllarca Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya gibi ülkelerin gözü olan bir coğrafya olmuş. Zaten bu insanların büyük bir çoğunluğu da bu ülkelerden gelen atalarının ülkesi olarak biliniyor. Yani kökleri aslında o ülkelerin. Ama burada da bu sürekli savaş riskinden dolayı arkamda gördüğünüz birçok dağın, köyün, kasabanın, evin altında sığınaklar var. İnternetten araştırırsanız görürsünüz. Dünyada en çok sığınak olan ülke İsviçre. Öyle ki her dakika savaşa hazır, nükleer bomba saldırılarına dahi hazır olduğunu söylüyor. Bununla beraber de ülkede gördüğünüz birçok köprüler her an patlatılmaya hazır bekletiliyor. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü karadan ordular giremesin diye. Bunları da yeni bugün öğrendim. Size de hemen anlattım. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Böyle tam çıkışına kadar geldik geze geze. Acıktık da bir restoran arayıp keyif yapalım diyoruz. Şimdi burada bir sürü yerde fondü yiyebiliyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde bunu yiyeceksiniz. Şurada Le Chalet diye bir yer var. Kalenin girişinde. Ama orası yanmış. O yüzden orada yiyemeyeceğiz.
Şimdi ikinci alternatifi değerlendiriyoruz. Ben yıllar önce fondü yemiştim ama inanın tadını hatırlamıyorum bile. Hani gelmişken size de göstermiş olayım şimdi. Şurada bir restoran bulduk. Onun puanı da iyi. Orada deneyimleyeceğiz. Şimdi size anlattım ya fondüyü. Bir kere bunun kokusu çok sıkıntı. Yani ilk defa yiyorsanız ve bir restorana gittiyseniz oldukça böyle yoğun kokuyor. Biz o yüzden böyle bahçede oturduk. Ben hala alışamadım. Geldiğimiz restoranda böyle abi ismi. İki kişiye söyleyebiliyorsunuz minimum fondüyü ve kişi başı 29.50'ymiş. Şu an Fransızca menü olduğu için direkt size bunu çevirdim ama daha ne ararsanız başka başka yemekler de var. 29.50 frankmış. Yanlış söyledim, euro değil. Bekliyoruz, birazdan siparişimizi vereceğiz. Evet, fondüler geldi. Böyle aşağıda ateş yanarak bir tepsinin içerisinde geliyor. Bildiğiniz peynir. Ekmeğinizi şu çatallara parçalayıp içerisine bandırıp yiyorsunuz. Bir sizden yıllardır yediğiniz için yorum alayım bakalım, dedikleri kadar güzel bir yer mi? İyi mi? Vallahi. Canım çekti ya. Berivan doğma değil mi? Burada olduğu için mükemmel diyorsa bir sebebi olmalı. Deniyorum. Abi şöyle ekmeği parçaladın. Bak şunu bandırıyorsun. Şöyle koyuyorsun. İyice gezdiriyorsun. Yani bu aslında özünde peynirin eritilmiş hali gibi mi? Evet, peynirin eritilmiş hali. Özel bir peynir. Fondü için yapılan bir peynir. Beğendin mi? Harika. Çok iyi. Koku yok ama değil mi? Yani böyle yerken bir rahatsız. Yapılırken kokuyor. Evet. Yani yerken koku yok, rahatsız eden hiçbir şey yok. Valla İsviçre güzel gidiyor. Şimdi Berivan'la Sinan diyor ki bunu yemeden gitmeyecekmişsin buradan. Ama nasıl yeneceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Böyle. Bunu alacağım böyle. Evet. Şöyle bu kaymağı bandırıyor muyuz? Hı hı. Bildiğin kaymak. Ah. Çok tatlı. Çok tatlı. Şekerli. Yumurtanın neyinden yapılır? Yumurtanın beyazından. Şeker. Yani çok tatlı. Biraz bayıyor, o yüzden kahve falan da söyledik. Olmasa da sert olur. Olmasa da olur mu? Yenir. Burada en güzel şeylerden birisi her yerde su ücretsiz. Yani siz daha söylemeden suyu getiriyorlar. Şimdi yedik içtik, hesabı isteyeceğiz. Üzerine de suyumuzu afiyetle yiyelim dedik. İçelim dedik. Bakalım dolaşmaya devam. Şimdi köyden ayrıldık. O kadar güzel bir yerdi ki burası. Yani çok keyif aldım. İsviçre'de bunun gibi daha yüzlerce, belki binlerce köy var. Dağlar var, tepeler var. Dünyanın en yüksek zirveleri var. Onların yolculuklarını ayrı videolarda yapacağız, söylediğim gibi orada. O gezileri yaparken de daha çok tren kullanacağım ve özellikle dağlardaki, böyle Alplerdeki buzullara da gitmeyi planlıyorum. Pahalı bir ülke. Gerçekten gezmesi çok maliyetli. Ama zaten hayatta böyle çok sık gelebilecek bir yer değil. Böyle geri dönüş yolunda sağ tarafımıza bu sefer o köyü aldık ve böyle inekleri izleye izleye harika havanın tadını çıkararak geri dönüyoruz. Şimdi tepeden aşağıya indiğinizde görüyorsunuz, bak şöyle yazıyor, De Gruyere's. Böyle bölgeye ait peynirleri görebileceğiniz satış ofisleri kurmuşlar. Aynı zamanda peynir işleme süreçlerini anlatan müzelerine kadar var. Genelde bu peynir niye hani bu kadar meşhur derseniz, bazı peynir kalıpları 35 kilo ve 15 ay boyunca bunu böyle haftada, 2 haftada, 3 haftada bir olacak şekilde önlü arkalı çeviriyorlar sürekli. Aslında süt, tuz ve su koyuyorlar içerisinde ve günümüzdeki o bölgenin meşhur dünyaca ünlü peynirleri oluşturuluyormuş. Güzeldi. Ben bu coğrafyayı çok beğendim. Yani film gibi yerler. Daha şimdiden bu kadar beğendiysem sonrakileri siz düşünün, neler göreceğiz daha. Yani İsviçre insanı gülümseten ve gerçekten gezerken keyif veren, huzurlu, güvenli ve tamamen doğa dolu bir yer abi. Bir de güneş de varsa böyle şansınıza, biçilmiş kaftan. Arabamıza şimdi geri dönüyoruz. Hatırlıyorsunuz şuradan çıkarak dolaşarak yukarıya gitmiştik. Bir şey göstereceğim, dikkatimi çekti. Abi şurayı görüyor musunuz? Burada inanılmaz bir teşvik var. Sürdürülebilir enerji için böyle bütün evlerin çatılarına güneş panelleri koymuşlar. Yani az güneş olmasına rağmen bunu hem Almanya'da hem burada her yerde görebiliyorsun. Ve arabamıza giderken ki manzaraya bak. Adamın ahırı bile güzel ya. Muhteşem yani gerçekten. Benden önümüzdeki günlerde bu lafı, bu haykırışı ve şaşkınlığı sürekli duyacaksınız.
harika yollardan geçtik. Gördünüz siz de. Yani film şeridi gibi böyle insanın gözünün önünden geçiyor ve şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine harika bir yere geldik. Burada çok ünlü bir göl var. Gölün etrafında devasa dağlar, tepeler var. Yüzümden anlıyorsunuz. Başlıyoruz. Schwarzsee adında bir yere geldik. Abi böyle bir yermiş. Buranın gölü meşhurmuş. Göle doğru gidiyoruz. Etrafta harika dağlar var. Yani bütün dağların sarmaladığı bir yer düşünün. Ortasında da fantastik bir göl. Gerçek olamayacak kadar güzellikte yerler. Yani burada çok güzel bir kafe var. Burada insanlar paddleboard yapıyorlar. İsterseniz oturup burada ördekleri falan besleyebiliyorsunuz. Neredeyse hiç bina yok. Şurada bir tane bakın görüyorsunuz bina. Şurada birkaç tane var, o kadar. Ve en güzeli de burada insanlar yaz kış yaşıyormuş. Yani burası sadece belli bir dönemde tutulmuyor. Var ya az önce o kadar güzel şeyler çektiğimi düşünüyorum ki drone'da. Yani şu karşıdaki tepelere gönderdim. 40 gündür drone taşıyorum. Sadece İsviçre'de kullanırım diye taşıyordum çantamın içerisinde. Yani bu doğal güzelliği tepeden de görmek ve size göstermek istiyordum. İzlediniz siz de inşallah beğenmişsinizdir. Şansımıza ışık yok ama ışık da günlerde pek yakında gelecek. Şimdi şu arkadaki bir kafede dinlenip manzaranın tadını çıkarmak istiyoruz. Oturduk, kira keyfi yapıyoruz. Bir yandan çocuk büyüyor sol tarafta. Keyfimiz yerinde abi, yani inanılmaz huzurlu bir yer. Gerçekten keyifli yerler. Burada da artık dolaştıktan sonra yarın inşallah daha farklı yerlere artık yolculuğum başlayacak. Sinan'la Berivan'ın yanında 2 gündür kalıyorum. Sağ olsunlar, beni çok güzel gezdirdiler, ağırladılar. İnşallah Fethiye'de de onlarla görüşeceğiz. Güzel bir tecrübe oldu. Onlardan İsviçre hakkında da çok güzel şeyler öğrendim. Sonraki bölümlerde muhtemelen yine böyle Alplere gideceğim ya da Zürih taraflarına gidebileceğim rotalar çıkarmıştım. Onlara bakacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik İsviçre'den selamlar. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay.